İnin bakayım. İnin dedim. Bir aksilik mi oldu Haşim amca? Aksilik ha? Canavarlar. O köpeğin ne günahı vardı? Oldu bir kere Haşim amca. Olmuş bir kere. İnin dedim. Haşim amca, tamam. Bir daha olmaz. Ya köpek değil de çocuk olsaydı ne olacaktı? İsteyerek olmadı Haşim amca. Yok, bari bir de zevk için etseydiniz köpeği. İnin diyorum. İnin. İnin. Yürü, geç öyle. Yürü. Hadi bakayım, hadi. Yapma be Haşim amca. Yürüyün dedim. Yeter artık Haşim amca, lütfen. Sana saygımız var. Kes sesini de yürü, hadi yürüyün. Köpek sizin değil ki. Söylediğini kulakların duyuyor mu sersem? Köpeğin kime ait olduğu önemli mi? Alçak herif, yürü. Köpek bizim değilmiş. İyi öyleyse. Mahalle arasında canavar gibi gezin... Kimsesiz çocukları da ezin resiller. Caka satıyordunuz ha? Can pahasına caka satıyordunuz. Tamam Haşim amca, bir daha olmaz dedik. Olmayacak tabii. Ama size öyle bir ders vereceğim ki... aynı densizliği başkası yapmasın. Tut şu ipin ucunu. Tut, tut dedim. Bağla onu. Barut'u bahçeye götür, birazdan temizleyelim. Peki baba. Hadi. Selamun aleyküm kaptan amca. Aleyküm selam muallim bey, nasılsınız? Hamdolsun, idare ediyoruz. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Bizim ufaklığın durumu nasıl? Kenan bir tane. Sayenizde hocam. Estağfurullah, onun ocağı kutlu. Teşekkür ederim muallim bey. Baba. Aa, geliyorum civanım. Ben sizi tutmayayım. Barut'a hükmedemiyor da, görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Melih nerede? Furkan sen de bilmiyor musun? Hocam bir ara iskelenin orada Yaşar'la beraber ciple görmüştüm onları ama şimdi neredeler bilmiyorum. Ciple mi? Şu sizin sokağın başında köpeği ezenler onlar mıydı yoksa? Eyvah! Büyük babam onları bacaklarına asar şimdi.
Kolay gelsin baba. Sağ ol. Hayrola doktor? Hastan yok mu? Sana sürpriz bir misafir getirdim. Misafirin niye arabada saklanıyor? Tahmin et baba. Yoksa o melun herif mi geldi? Baba, o senin kardeşin. Lütfen geçmişi bırak artık. Buraya giremez. Baba lütfen. Baba lütfen. Beni kızdırma doktor. Baba yalvarırım, ne olur hoş karşıla. Belki değişmiştir. Baba. Niye geldin alçak herif? Şimdi de baba ocağını mı söndüreceksin? Doymadın mı? Yetmedi mi? Yapma babacığım lütfen. O doktor. Senin kardeşin. Lütfen. Doktor. Baba. Bırak beni doktor. Bırak, çekil diyorum. Bırak doktor. Yapacağını yapsın. Belki de hak etti. Vuracaksan vur. Hiç umurumda değil. 30 yıldır cehennem oldun. 12. Niye gebermedin? Sen geberdin. Celal'in ölümünde bile aramadın. Hangi yüzle arayacaktım ki? Zeynep yengemi unutmamışsındır. Hı hı. Nedime'yi. Nedime? Küçük taş bebek. Sen niye öyle mahzunsun? Yok amca, sana öyle geliyor. Olur mu ya? Sen küçükken dünyanın neşesiydin. Bu da Nuran. Celal abimin 3. emaneti amca. Ne kadar güzel. Ve sırasıyla Turan, Neriman. Bu da Kenan. Kenan? Ehe. Bu senin küçüklüğün ya. Aynı sen. Evet amca. Hakan ve Furkan'ı da hatırlarsın. Tabii tabii. Hakan denizde. Furkan buralardadır. Kısacası Deniz Bey ailesinin bizim evdeki kadrosu bu kadar. Cemal abimi, Bilal abimi, Kerime ve Halime ablalarımı hatırlarsın. Ama onları biz de ancak bayramdan bayrama görebiliyoruz. Ya ya. Benim nelerim varmış ama kıymetini bilememişim. Şimdi şu bavullarımı açalım. Yo besim. Sakın hediye mediye çıkarma. Bu eve senin karışık kuruşuk parandan zırnık giremez. Niye karışıkmış? Sende helal kuruş olmaz. Hiç açma o bavulları. Boşuna zahmet etmişsin. Baba lütfen. Evet Kemal, hediye filan istemez. Anne, bu misafiri kovmak gibi bir şey. Ne kovması? Ne misafiri? Burası onun da evi. Ama istemiyoruz. Hediye filan alamayız. Anne, eski defterleri kapatın artık. Yenge, bırak da çocukları sevindireyim hiç değilse. Merak etme Besim amca. Daha da yumuşayacak. Kemal bu. Amca. Evet reis. Ben bu amcaya ne diyeceğim? Nasıl yani?
O senin amcan. Hı hı. Sen de benim amcam. Evet. Ona amcamın amcası mı diyeceğim? Bey amca diyebilirsin. Niye gelmiş, bir şey anladın mı? Nereden bileyim hanım? Belki kendi de bilmiyor niye geldiğini. Değişmiş midir? İnşallah değişmiştir. Buhran geldi. Şu adama Buhran deyip durma Allah aşkına. Ben Buhran demekten aciz değilim. Buhran diye diye büsbütün bunalımlı bir adam oldu. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Kadının verdiği ilacı kullandın mı? Sen bu kafayla gidersen üstüne kuma gelir. Hiç anlamam. Hiç kimseden korkmam. Sana demiştim. Ben evlenirken 10 çocuk hayal ediyorum diye. Daha bir tane bile yok. Fazla zamanın kalmadı. Bu böyle gitmez. Sen zannediyorsun ki Haşim kaptandan korkarım. Böyle elim kolum bağlı dururum. Görürsün sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam memur bey oğlum. Hayırdır? Önemli bir şey değil kaptan amca. Şikayet var. Karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Ne şikayeti? Bir dakika hanım. Evet memur bey. İki genç bir şeyler söylüyor. Usulen bir uğramanız gerek. Şu köpeği ezen ergeleler mi? Evet. Onları bağlamışsınız galiba. Gene ne işler karıştırdın? Maalesef hiçbir şey yapamadım hanım. Eski cesaretim kalmadı. Bak şimdi rahatlık sana batıyor. Neyse, karakola gidip şunları bir güzel pataklayayım. Kemal, buraya gel oğlum. Bir dakika, bir dakika. Biz bu arabayla gidelim. Olur. Gel baba. Efendi Hazretleri geldi, fırtına başladı. Babaanne lütfen. Hadi girelim. Baba artık eskisi gibi değil bu işler. Cumuk var, mumuk var. Senin yaptığın ihkaka hak mıdır nedir? Öyle bir şey işte. Aslında önemli bir suç. Doktor, öğretmenlikten sonra savcılığa da başla bari. Amerika'da bu iş çok ağır bir suçtur. Başlatma beni Amerika'dan şimdi. Canım ben yapmadım dersin olur biter, şahitleri yok ya. Ne dedin ne dedin? Yalan söyleyeceğim ha. Ben sen miyim be? O serserilere esas karakolda pataklayacağım. Tüfeğini de alsaydın bari. Karakolda tüfek çok. Tabii sıkıca bağladım ama... Keşke kafalarını kırsaydım. Hala beyi aldı ama için babanın çok yaşlı olduğunu düşünüyorum. Baba Vaya Encantato'nun valisi ve şu anda yalnız ve duz bir erkek. Bey aldığına da fırsat... Teşekkür ederim anneciğim. Şeker. Afiyet olsun canım. Ve onun istediği de Vaya Encantato'nun first lady'si olmak. Benim üvey annem olmak istiyor. Onu öldürmem gerekiyor. Sana sağ ol kızım. Gerçek olmasına imkan yok. Başımızı derde sokmaktan zevk alıyor. Sanki o serseriler akıllanacak. Sana mı kaldı be adam? Anne öyle diyorsun ama bunlar da iyice azıttı. Geçen gün az kalsın Kenan'a çarpacaklardı. Canım ne mikrop oldukları belli. Ama herkesin cezasını bizimki mi kesecek? Asla başaramayacaklar. Valinin kızı da yaptıklarını ödeyecek. Herkesten öcümü alacağım. Oo, bu ne sürpriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Buyurun içeri geçelim. Yok giremeyiz. Örneği getirdim de. Acelesi mi var canım? Annene bugün iade edeceğim diye söz vermiştim.
Tamam da hadi gelin birer çay içelim. Yok, Ecel'er bizde. Hemen döneceğiz başka zaman. Siz bilirsiniz. Abinden haber var mı? Yok ama o mektup falan yazmaz. Cengiz gelmiş diye duymuştum da. Aynı gemide değiller mi? Aynı gemideler. İyi olduğunu falan söyledi, o kadar. Peki tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benden farkın yok Ece. Seninki de kara sevda. Aşık olduğunu benden gizlediğin için sana küsmem gerek. Kime aşıkmışım? Kime olacak? Doktoru seviyorsun sen. Saçmalama Meral. Hem de öyle seviyorsun ki. Lütfen bu konuyu kapat, o benim öğretmenim. Canım, o öğretmen mi sayılır? Dersleriniz boş geçmesin diye geliyor. Doktor işte, yakışıklı da. Seni kutlarım. Lütfen kapat Meral, inciniyorum. Tamam tamam, özür dilerim. İmzalar mısınız? Baba, okumadan mı imzalayacaksın? Niye okuyacakmışım? Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi mahkemeye mi çıkacak? Niye mahkemeye çıksın ki? O çocukları bugün görmemiş bile. Hatta doğru dürüst tanımazmış. Bütün gün de evdeymiş. Bir dakika. Sen benim söylediklerimi yazmadın mı oğlum? Kaptan amca, onları yazsan başınız belada demektir. Baba hadi artık lütfen. Olmaz öyle şey. Baba yalvarırım. Bu işin şakası yok. Gidelim. Buyurun kaptan amca. Ya Semih oğlum. Ya olmaz. Ben yalan ifade vermem. Abi uzatma artık. Okey tamam işte bitti. Başlarım okeyine ha. Ben olmaz dedim. Yalan ifade lütfen vermem. Lütfen sinirlenmeyin. Memur bey, bir yanlışlık olmuş. Yaşar benim kardeşim. Melih de Seyfi abinin yeğeni. Onları ben bağlamıştım. Şey yani edepsizler kaptan amcayı şey yapmışlar. Durumu hemen düzeltmemiz tamam lazım. Tamam beyim tamam. Çok ciddiyim memur bey. Ben de şahidim efendim. Kapandı o iş, bitti tamam. Amca burası mı iyi Amerika mı? Burada insanlık var kardeşim, insanlık. Rezalet bu, rezalet. Ama aristokrat bir rezalet. Doktor, demin bir öğretmenlik lafı geçmişti. Sorma amca, bir angarya. Biyoloji öğretmeni yok. Dersler boş geçmesin diye müdür başımın etini yedi. Gidiyoruz işte. Very strange. Hala öğretmen sıkıntısı mı var İstanbul'un burnunun dibinde? Aslında olmaması lazım ama Basık Behzat bu yaz aceleyle özel bir kolej açtı. Liseden 12 öğretmeni iyi paralarla transfer etti. Bir şeyler oldu işte. Senin eroin ortağın eğitim havarisi kesildi. Baba lütfen. Her an birilerini inelemek zorunda mısın? Aldırma Kemal, biz alışız. Ama baba, her şey de yüze vurulmaz ki. Oo doktor, bakıyorum öğretmenlik yapmaya başlayalı beri babanı da öğrenci yerine koyuyorsun. Nasıl başlarsanız öyle gider. İlk yazılı önemlidir. Ama hocam çok erken oldu. Durumunuzu bir ölçelim bakalım. Ama daha doğru dürüst ders görmedik ki. Sorular kolay çocuklar. Ben sadece ilginizi ölçeceğim. Hocam kopya bile çekemiyoruz. Onu hiç yapamayacaksınız. Yani hiç kitaptan sormayacak mısınız? Kitaptan soracağım ama siz yine de bulamayacaksınız. Ben bulurum hocam. Siz yeter ki kitaptan sorun. Göreceğiz.
Hiçbir şey yazmıyorsun. Yazamıyorum. Niye? Yazarsın, yazarsın. Soruları bir daha oku. Ben bu işi beceremeyeceğim müdür bey, lütfen. Olur mu doktor bey? Harika gidiyor. Yo, berbat. Hayır doktorcum. Ben 25 yıllık eğitimciyim. Harika bir öğretmen olduğunuzu ilk gün gördüm. Mesleğinize saygım büyük. Keşke öğretmen olsaydınız diye ayıflanıyorum. Hayır müdür bey, bana göre değil. Bir dakika kızım, sonra gel. Hemen çıkıyorum baba, unutmuştum. Annem dişçiye gidecek. Peki, tamam. Doktorcum lütfen. Çok zor durumdayım zaten. Ama beni anlamıyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Siz sorumluluk duygunuz yüzünden kendinizi yeterli bulmuyorsunuz. Anlatamıyorum ki. Sizi çok iyi anlıyorum. Lütfen. Bakın, ısrar ederseniz Haşim Kaptan'a gidip size baskı yaptırırım. Bak, bana doğruyu söyle. Niye geldin? Parasız mı kaldın? Hayır. İnanmıyorsun ama gerçekten çok param var. Gene uyuşturucu işi yapıyorsun. Yapma abi. Kolay mı öyle? Sabıkalı bir adam olarak Amerikan vatandaşlığına geçeceksin, gene o işi yapacaksın. Zorun ne? Sen kimseyi özlemezsin. Kimseyi sevmezsin. İnanmayacaksın ama hanımdan büyük bir miras kaldı. Yo, niye inanmayayım? Tam senlik iş. Öyle basit değil. Hanımın eski kocasından 12 yaşında bir kızı vardı. Kan kanserinden öldü. Ondan sonra hep bu iş için bir vakıf kurmaktan söz ediyordu. Vasiyet mi etti sana? Yo, ona fırsatı olmadı. Daha gençti, 41 yaşındaydı. Nasıl öldü? Trafik kazası. Sen öldürmüşsündür. Abi insaf! Unuttun değil mi? Astımlı zavallı, bak çilesi bitmiş değil. Abi, ona aşıktım ama vallahi kocasını ben öldürmedim. Evli bir kadına aşık olmak da cinayet değil miydi? Ne? Evli bir kadına aşık olmak mı dedin? Abi, sen de çok iyi biliyorsun ki çocukluktan beri Nazmiye'ye aşıktım ben. Sen kimi seversin ki kendinden başka? Adam gibi eminim ki katil sendin ama ispat edemezdim ki. Yemin ediyorum abi. Niye bir kez olsun inanmıyorsun? Yemin ediyormuş. Senin yalan yeminlerin okyanusa dökülse okyanus kurur be. Belki yukarıdadır. Bu mu? Değil. Biraz daha açıktı o. Nedime seninle konuştu mu? Zorla bir şeyler kopardım ağzından. O serseri hala eziyet ediyor ona değil mi? Her gün bir koca karı ilacı getiriyor, cinci minci arıyor. Ama bizim kız da doktora gitmiyor. Anne, gitmez olur mu? Nedime diyor ki doktorlara göre kendisinde bir kusur yokmuş. Burhan doktora gitmiyor kızım, değil mi? Gitmiyor. Kusuru kendisine yakıştırır mı? Aslında aklımdan geçen şu. Bir gemi almak, denize açılmak. Senle ben. Denize açılmak mı? Ne diyorsun ya? Seninle hamama gitmem ben, hamama. Ben de Hakan alırım be. Doğru, alırsın. O bizi dinlemedi ve gitti. Ailemizde senin sefil boşluğunu o dolduracak gibi geliyor bana. Yarın okuldan önce erkenden doğru dişçiye gidiyoruz. Hayır büyük baba, lütfen. Çorbamı içtim. O dişçi kilecek. Büyük baba lütfen. İtiraz istemiyorum. Amca, dişimi sen çek.
Ben nasıl çekeyim aslanım? Sen doktor değil misin? Ben diş hekimi değilim ki. Her işi uzmanı yapmalı. Civanım, diş hekimi diş çeker, kulak burun boğaz uzmanı da kulak ve burun çeker. Büyük baba, o zaman asıl kulak burun uzmanı sensin. Babaannen de saç uzmanı. Anlaşılan bizim evde adet olmuş. Herkes çocukların bir yerlerini çekiştiriyor. Ben de Furkan'a takılayım bari. Okul astın gibi bir his var içimde. Hı? Şey, yok amca. Daha dersler yeni başladı. Şimdilik şamata var sadece. Hem çarşı maçına iyi hazırlanmak istiyoruz. Seni aratmaya niyetimiz yok. Bilmem ben. Gözlerim üstünde. Buyurun. Evet hocam, iyi akşamlar. Tabii, bir saniye. Amca, efendim? Arif Hoca seni istiyor. Buyur hocam. Peki, hemen geliyorum. Olur mu hocam, çıkıyorum. Hayır, hemen çıkıyorum. Görüşmek üzere. Binnaz fenalaşmış. Ya, gördün mü sen? Önemli değil yenge, gitmem lazım. Afiyet olsun. Zeynep, sana anlatmıştım ya gördüğüm rüyayı. Sultanım, lütfen. Allah korusun. Ay, ona da bir şey olursa... Allah Allah, ne oluyor size? Durun bakalım ya. Kimmiş? Arif Hoca'nın çocuğu. Adam bugüne kadar 3 çocuğunu kendi elleriyle yıkayıp defnetti de... bir an olsun sızlanmadı. Size ne oluyor? Mevla görelim neyler... Neylerse pek güzel eyler. Binnaz ölürse de mi? Bizim bilmediklerimizi Allah bilir. Çocukları sevmek iyi güzel de... ileri gidersek haşa Allah'ın işine karışmaya cüret etmiş oluruz. Hadi yemeğinizi bitirin bakalım. Görevimiz dua etmek. Doktor, bir dakika lütfen. Hocam, rica ediyorum. Yapma doktor, bu kadarı fazla. Her zaman olmaz ki. Lütfen hocam. Şu parayı al lütfen. Din görevlileri el açan adam olmamalı. O nasıl söz hocam? Bak muhterem. Senin paraya pula değer vermediğini biliyorum. Ama benim görevimi unutma. Bu görevdeki insanların vakarı önemlidir. Parası varken... kendi çocuğunun ilaç parasını kendisi ödemeyen bir imam şahsen bana da sevimsiz görünür. Lütfen beni anla. Bırak da gidip alayım. Anlıyorum ama ben para vermeyeceğim ki. O daha beter. Elhamdülillah. Biz muhtaç durumda değiliz. Peki öyleyse tamam. Parayı verin, ben alayım. Niye zahmet edesin? Ben alırım. Kusura bakma ama hocam çok inatçısın. Birinden birini seç. Lütfen. Thank you.
oldu doktor? İlaç almaya gidiyorum. Nasıl? İyi diyemiyoruz. Hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yorulmuşsundur. Oturalım. Olur. Annen nerede? Birazdan gelecek. Bunun 250'liği yok mu? Ha, buradaymış. Hocam. Hı. Bizim dersimize gelmeyin. Sizden bunu istemem belki çok komik ama. Ben de istemiyorum kızım. Baban bırakmıyor ki. Hasibe'nin kızı da kansermiş. Ne? Mürvet abla. Hay Allah yardım edin. Ne elde ne avuçta var. Hay Allah'ım sen yardım et. Kocası ne zaman çıkacak? Daha 10 yıl yatacakmış. Zavallı kız. Ne bahtsızmış. Ana baba fakir, koca katil. Ne olacak o bebeler? Hayırlı olur inşallah. Alo. Amca. Ne yapabilirsin? Tamam. Tamam söylerim. Size söyledim ya. Hoşça kal. Kötü bir şey. Durum aynı. Büyük babam da gelmeyecekmiş. Bunu yapmak. Hadi artık yatalım yavrum. Siz yatın anne ben beklerim. Yat sen kızım zaten yorgunsun. İyiyim anne siz yatın. Hadi Nurhan sen de. Bunu bitireyim yatacağım. Suat Bey bir dakika gelebilir misiniz? Ateşine bakalım. Peki. Thank you.
Vakit geldi. Hocam maşallah çok güçlüsün. Neredeyse 10 yıl olacak. Ben hala Celal'in yarasını savuşturamadım. Yok kaptan amca, savuşturmuşsundur. Cenab-ı Hak kullarına dayanamayacakları yükler yüklemez. Ama benim işim belki seninkinden biraz daha kolay. İlk kızım öldüğünde Mevla bana bir şey öğretti. Kendisinden başkasına bağlanmak aptallıktı. Evet, aptallık. Şöyle düşünüyorum. Çok güzel bir resim var. Usta ressamı tarafından özene bezene yapılmış bir resim. Bu resmin oluşmasında fırçacığın küçük bir paycığı vardır. O paycık yüzünden fırça dese ki, ben bu resmi ressamdan daha çok seviyorum. Böyle bir şey doğru olabilir mi? Benim çocuğumu yaratan, onu yoktan var eden Cenab-ı Hak, kendi eserini benden daha az mı sever? Haşa! Onun için hep kendi kendime telkin ederim. Cenab-ı Hak eserinin yerini değiştiriyor diye dövünüp yırtınmam çok çirkin bir davranış olmaz mı? Bunu öğretti bana Mevlam. Ondan dileğim bu bilgiyi gönlüme tam yerleştirmesi. İnşallah hocam. Kemal. 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 Durum iyi. Ben yatıyorum. Sen de git istersen. Tamam. Hadi. Kahvaltıyı kaçırdın mı? Hayır, ben niyetliyim. Oturmak üzere ver. Bu akşam saat 8'de evde olacaksın. Niye, bir şey mi var? Yengenin dediği kızı göreceksin. Anne yeter artık. Uzatmayın işte. İlçenin bütün kızlarını gördüm. Olmuyor. Ben evde kaldım. Bana bak. Bana bak Kemal. Beni yatağa mı düşürmek istiyorsun? Ne ilgisi var anneciğim? Oğlum senin yuva kurduğunu görmek istiyorum. Buna sabrım yok. Beni bunaltma. Bak Nurhan bak. Bunlar ittifak yapmış. Beni bu evden koparmak için aceleleri var. 10 odadan birine sığınmışım. Çok geliyor anlaşılan. Üf, delinin dediğine bak. Yo amca, ben bu konuda sana hak vermiyorum. Kemal sen ne demek istiyorsun? Doktor olmuş hala çocuk. Gelin hala çocuk. Yenge elbette senin öyle bir niyetin yok. Ama sonuçta olan bu. Ne fark eder? Evlenen gidiyor. Cemal abimle Bilal abim neden bizim evde değil? Hani Celal dedemin vasiyeti? Evlenen gidiyor. Bir bakıma kanun bu. İster istemez böyle oluyor. Belki de böyle olması gerekli. Akılsız oğlum benim. Cemal abinle Bilal abini kimse kovmadı buradan. Cemal abini göreceksin. Emekli olunca buraya dönecek. Bilal'in ise karısı dayattı İstanbul'a gidelim diye. Ne malum benim karım tutturmayacak? Tutturmayanını bulursun. Bana bırakmıyorsunuz ki. Sana bıraktık da ne oldu? Size kaldı da ne oldu? İyi ama sen gösterdiğimiz bütün kızlara beğenmemek için baktın. Anne insaf. Hayır oğlum, annen de insaf bitti. Bu kızı göreceksin. Bu olmadı bir başkasını. Bu kışa kalmadan bu iş bitecek.
Evet çocuklar, söyleyin bakalım, sıkıldınız mı? Hayır hocam. Acaba siz mi harikasınız, ben mi iyi anlatıyorum? Siz harikasınız hocam. Bu iltifatlarınız olmasa çekilmezsiniz ya. Hadi bakalım, İsterseniz bir deneyelim. Yiğit sen mesela, söyler misin? Hücre deyince ne anlıyorsun? Hücre, hapisteki tek kişilik oda hocam. Aferin. Bu kriminolojideki hücre, biyolojideki hücre. Hocam biliyorsunuz işte, en küçük canlı organizma falan. Tamam da o falan dediğin kısım var ya, onu soruyorum. Hücre çok çok ufak bir şeydir. Mikroskop olmadan görünmez. Aslında hapishanedeki hücreye de benzer yani. Duvarı filan da vardır. Harika. Zil çaldığı zaman hücrenin duvarları yıkılır. Yazılıları okudunuz mu hocam? Okuruz inşallah. Nedime! Evet. O ilacı içtin mi? Kime sesleniyorum ben? Nedime, kime sesleniyorum ben? Nerede o zıkkım? Bundan bir yudum bile içmemişsin. Burhan lütfen bırak şunları. Şimdiye kadar içmediğimiz ilaç mı kaldı? Her koca karı lafına sarılıyoruz. Bana bak kısır karı. Seni zorla adam etmek için her kapıya başvuruyorum. Bir de ukalalık ediyorsun. Burhan yeter. Bunun sonu yok. Beni delirtme kadın. İğrenç bir şey. Hiçbir şey kısır bir kadının inadından daha iğrenç değildir. İç şunu dedim. İç. İç dedim. Her gün bunun dörtte biri içilecek. İki kavanoz daha yapacak bize. Çabuk iç. İç seni be kadın. Dur. Dur. Dur, mikrop kadın dur. Ver seni şunu. Ver, öleceksen bırak. Çekil. Şerife teyze. Hemen anneni ver bana kızım. Şerife teyze. Bu mikrop kadın bana inat hepsini bir dikişte içmeye kalktı. Ya. Gebermesin. He. Anladım. Yo yo sen merak etme. Sen yine de yap. İçilmez olur muyum? Başka yolu mu var? Tabii içecek. Sen yap teyze. Hepsi hazır olsun. Tamam, parasını merak etme. Tamam, tamam Şerife teyze. Tamam. Amca inanmıyor musun? Oğlum kes artık, uzatma. Sen giderken Büzüoğlu 100. defa dönüyordu. Yalvaracak değilim sana. İstersen konuş. Ne olsun ki? Devam mecburiyeti yok biliyorsun. Günübirlik gidip geleceğim. Dur bir dakika. Sen yoksa yurttan çıktın mı? Çıkacağım. Kitleden, kalabalıktan usandım. Aynı odada birkaç kişiyle uyumaya alışamadım. Canım isteyince lambayı söndürmek, isteyince yakabilmek müthiş bir şeymiş. Furkan. Laf haberiyle sen şimdi beni kandırdın, öyle mi? Estağfurullah amca, ne ilgisi var? Oğlum bırak bu palavraları. Asıl sebebi söyle. Günlerdir iştahın kesik, bakışların kısık. Sigarayı da çiğniyorsun. Hayır amca. Söyle. Asıl sebebi görmek istiyor musun amca? Evet. Yavaşça sonuna doğru dönüp çaktırmadan bakar mısın? Artık öğrencini bana istersin amca ha?